Memleketim, güzel memleketim, güzel Osmaniye'm, nasılsın? Bugün sabah erken saatlerde düz içindeydik. Geçtiğimiz haftalarda partide planlama yapılıyor. Büyük şehirlere gidiyoruz, illere gidiyoruz. İllere giderken Osmaniye'ye de gideceğim dedim. Oraya dediler, bir ay önce gittiniz, bir buçuk ay önce. Çok iddialı olduğumuz şehirlere gideceğiz. Dedim bir dakika. Birincisi, Osmaniye'de çok iddialıyız. İkincisi, ya Manisa ya Osmaniye dersen Osmaniye'ye giderim dedim, Osmaniye'ye. Manisa doğduğum yer, büyüdüğüm yer, doyduğum yer, memleketim, gitmedim mi burnumda tüter. Ama Osmaniye'de ne dedik? İkinci memleketim, kardeşlerimin memleketi, abilerimin memleketi, babalarımın, dedelerimin memleketi. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle kongreden önce, kurultaydan önce geldim. Bana sahip çıktınız. Söz verdim, kurultaydan sonra Hatay'la aynı gün ilk buraya geldim. O gün otobüste yanımda il başkanımız Mehmet Döyüşçü vardı. 40 gün oldu kaybettik. Hep beraberdik cenaze namazında. Bir şehit cenazesi arabasının peşinden koşarken, araba yokuş yukarı hızla çıkarken, şehit cenazesini yalnız bırakmamak için koştururken kalp krizi geçirdi, kaybettik. Ramazan mübarek gün, Allah gani gani rahmet eylesin. O günlerde Mehmet Döyüşçü çok heyecanlıydı. Osmaniye Belediyesi'ni alacağımızı Serkan Karayiğit'le birlikte Osmaniye Belediye'mizi kazanacağımıza inanıyordu. Adayı getirdi, koşturdu, milletvekiliyle, bizlerle, il yönetimiyle, sizlerle konuştu. Serkan Karayiğit kardeşimizi aday çıkardı. İki günde bir beni arayıp, başkanım iyi gidiyoruz, başkanım alacağız, başkanım Osmaniye'de tarih yazacağız diyordu. Bugün Serkan Karayiğit bir belediye başkanı adayı olmanın yanı sıra Mehmet Döyüşçü kardeşimizin hepimize emanetidir. Hepimize. Serkan 33 yaşında kendi aile şirketinde yöneticilik yapan bir ziraat mühendisi, çalışkan bir kardeşimiz. Tarımdan anlıyor, hayvancılıktan anlıyor, çiftçinin derdinden, tasasından anlıyor, esnafın sorunlarını biliyor. Kısacası Osmaniye'yi biliyor, Osmaniyeli'nin derdiyle dertleniyor. Bu dertleri çözecek aday Serkan kardeşimdir. Tabii Osmaniye'de Kadirli hepimiz için çok kıymetli, Mehmet Başkan'ın da ilçesiydi. Kadirli'yi de, Düz İçin'i de, Toprakkale'yi de, Osmaniye'deki tüm ilçelerimizi, beldelerimizi de kazanmak istiyoruz. Bunun için de sizlere güveniyoruz, başka kimseye değil. Değerli Osmaniyeliler, Sayın Devlet Bahçeli'nin memleketindeyiz. 2011-2015 arası ben burada fari milletvekilliği de yaptım. Bugün sabah bir haber okuduk. Sayın Bahçeli bir kaza geçirmiş. Omzu incinmiş, kolu incinmiş. Buradan memleketinden kendisine geçmiş olsun diyorum. Saygılarımı iletiyorum. Osmaniye'de önemli olan siyasi ayrılıklar olur, tartışmalar da olur belki, ama Osmaniye'nin insan yanı kuvvetlidir.
hemşehriciliği kuvvetlidir. Osmaniyeli birbirini seven, vatanını seven, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan insanların kendidir Osmaniye. Şimdi tabii ben Osmaniye'yi tanıyorum. Bilmeyenler televizyonlardan bir görsün. Osmaniye'deki emekliler bir el kaldırsın göreyim. Bakın, Osmaniye emeklilerin neredeyse başkenti. En düşük emekli maaşı alanlar kaldırsın, en düşük. Kaç alıyorsunuz? Bakın, bütün Türkiye, bütün Türkiye. Emekliler Türkiye'nin en kalabalık, en mağdur, en gariban korosudur. Hep birlikte, hep bir ağızdan 10 bin lira acı türküsünü söylüyorlar. Emekliler şunu çok iyi biliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, Tayyip Bey'in partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Size hiç karışmasa, size ilişmese, düzeninizi bozmasa bugün asgari ücret 17 bin lira, en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Çıktı meydanlara, emekliyi enflasyona ezdirmem dedi. Enflasyon oranında zam yapacağım dedi. Enflasyonu TÜİK'e hesaplattı, zammı ona göre verdi. TÜİK neyin kısaltması? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Bey'i üzmedi ama sizi üzdü. Enflasyon %120, TÜİK 68 hesaplıyor. Tayyip Bey en düşük emekliye bu sene %33 verdi. 7500 lirayı 10 bin lira yaptı, o kadar. %33. Şimdi iğneden ipliğe her şey zam. Mesela bir şeye zam geleceğini nereden anlarsın? Mazot artarsa, benzin fiyatı artarsa iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Tayyip Bey 9 ay önce seçimlerde mazotu ucuzlatacağım diye söz verdi, değil mi? O gün mazot 19 liraydı, bugün 43 lira. Ben dün Antalya'daydım, 42 liraydı. Bir gün önce Burdur'daydım, 41 liraydı. Bir hafta önce Manisa'daydım, 40 liraydı. Bugün Osmaniye'ye geldim, 43 lira oldu. %118 mazota zam gelirse, her şeye iğneden ipliğe zam gelirse %33'le emekli ne yapacak? Bakın, Tayyip Bey'in geldiği gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. 8 çeyrek altın. Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira 2,5 çeyrek altın alıyor. Bir emekli cebindeki bir çeyrek altını düşürse kahrolur, değil mi? Bütün gün gezdiği yerleri arar. Nerede düşürdün bunu diye. Bakın, bir emekli değil, her emekli. Bir kere değil, her ay. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybediyor cebinden. Senin paran cepten düşüyor, her ay gidiyor. Kimin yüzünden? Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünden. Bana diyor ki, birisi de diyor çıkmış diyor otobüsün üstüne diyor. Çıkmış meydanlara emekliyi kışkırtıyor diyor. Tayyip Bey doğru söylüyorsun. Ben geldim, Osmaniye'ye geldim, emeklilerimizin diyarına geldim, onları kışkırtmaya geldim, sana karşı kışkırtmaya geldim. Şimdi emekli 8 çeyrek altın alıyorken senden önce 2,5'a düştüyse bu emeklinin kışkırılmak için, ayağa kalkmak için bana mı ihtiyacı var kardeşim?
Bak bir hesap daha yapayım. İnsan birazcık vicdanlı olur. Bu emeklilere sen bayram ikramiyesi falan vermiyordun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 2015 yılında emekliye bayram ikramiyesi dedi. Sen dedin ki veremezler dedin. Baktın seçim gidiyor, biz de vereceğiz dedin. 2018'e kadar sustu. Kulağının üstüne yattı, bir şey vermedi. 6 bayram. 2018'de hep birlikte bağırdık, çağırdık, itiraz ettik. Tamam dedi, biner lira ikramiye verdi. Biz dedik bir maaş olacaktı, 1000 lira yeter dedi. O beğenmediğimiz 1000 lira o gün 24 kilo kıyma alıyordu. Şimdi ayın 2'siyle 4'ünde yatıracaklar bayram ikramiyelerini, dün açıkladılar. 3000 lira alacaksınız. Al 3000 lirayı, git kasaba, 6 kilo kıyma alıyor. Ramazan mübarek gündeyiz. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Şimdi 30 Ramazan, 30 iftar sofrası, 30 sahur sofrası. Sonra bayram sofrası. Çocuklar, torunlar. Sadece 6 yılda senin sofrandan, buzdolabından, tencerenden, Ramazan'ın yemeğinden, aşından, bayramın sofrasından, evlatlarının kursağından 18 kilo kıymayı eksiltmişler. Bu memlekette kime böyle davranıyorsunuz? Herkese para var, emekliye yok. Bak diyorum ki gel bir emekli kart çıkaralım. En düşük emekli maaşı, hadi 1,5 asgari ücret, onu sonra biz yaparız. Gel hep beraber şimdi bir asgari ücret yapalım. Emekliye 7'şer bin lira seyyanen zam verelim. Emekli kartla elektriğe, suya, doğalgaza indirim yapalım. 1,5 aydır bunu söylüyorum. Bana hesap yapıyor. 1,4 trilyon yapar. Dedim o yanlış. Ben en düşük emekliyi 17 yapalım diyorum. 690 lazım. Efendim bulamam. Sadece 2024'te bu İliç'teki 9 kişiyi öldüren altın madeni ve benzeri şirketlerin affedilen gelir vergisi, yani kazanmış, beyanname verecek, vermiş, vergi çıkmış, tahakkuk etmiş, tam ödeyecek parayı ödeyecek, vazgeçtik almayacağız diyor, size diyor destek olalım diyor. O para 660 milyar lira. Size lazım olan parayı İliç Madeni'ne veriyor. Size lazım olan parayı dönüyor Beşli Çetesi'ne veriyor. Yol müteahhitine veriyor. Geçiş garantili köprülere veriyor. Kur korumalı mevduatçılara veriyor. Emekliye gelince yok diyor. O zaman emekliye para yoksa 31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Adayına oy var mı? Biz 31 Mart'ta hem namuslu, dürüst, çalışkan bir belediye başkanı, 33 yaşında pırıl pırıl Serkan Karayiğit'i seçeceğiz. Hem de Tayyip Bey'e yeter kardeşim, canımıza tak etti diyeceğiz. Bıçak kemikte diyeceğiz. Artık biraz da bizi düşün, hep zenginleri düşünme diyeceğiz. Bakın seçimin ertesi günü, 1 Nisan günü çıkıp da eyvah acı reçete geldi, kemer sıkma geldi. Kemeri zenginler sıkmıyor, patronlar sıkmıyor, holding sahipleri sıkmıyor. Emekli, emekçi, esnaf, çiftçi, fıstık üreticisine sıktırıyorlar kemeri, başkasına değil. O yüzden gün 1 Nisan oldu mu ertesi güne yapacak bir şey yok. Ama bir gün önce yapacak bir şey var. Bakın bir şey kaybedildi mi, kaybedildiği yerde aranır. Debin hesabı yaptık. 5,5 çeyrek altın. Nerede kaybettin? Tayyip Bey'in geldiği
seçim sandığında. Nerede bulursun? 31 Mart'taki seçim sandığında. Sandık orada, mühür sende. Size güveniyoruz. Şimdi değerli Osmaniyeliler, bir büyük deprem yaşadık 6 Şubat tarihinde. Türkiye'de 52 bin kişi resmi rakamlara göre, gerçek rakamları Allah biliyor, daha Osmaniye'de değil ama Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta kalkmayan enkazlar var, Hatay'da ve Osmaniye'de de 1010 vatandaşımızı, hemşehrimizi kaybettik. Allah bir daha böyle deprem göstermesin. Bütün yerel yöneticilerin görevi doğal afetlere, sellere, her türlü doğal afete ve depreme dirençli kentler yaratmak. Serkan kardeşim seçildiğinde dirençli bir Osmaniye yaratmak için var gücüyle çalışacak. Osmaniye'ye bütün Türkiye ile birlikte bir söz verildi. Tayyip Bey çıktı, dedi ki Türkiye'de 650 bin konuda ihtiyaç var. Ben bu konutları bir yıl içinde yapacağım. Biz dedik ki sen bir yıl içinde bu konutları yapmazsın. Bir ay sonra 319 bin konut yapacağım dedi. Şu ana kadar Türkiye'de 45.900 konut teslim etti. %7. Yani 100 depremzedenin 93'üne verdiği sözü tutmadı. Yine konteynerdalar, yine çadırlardalar. Ama Osmaniye'ye geldiğimde de aynı ifadeyi kullanmıştım. Osmaniye valisi karşı çıktı. Sonra da bir açıklama yaptı. Açıklama beni doğruluyordu. Ama o gün söyledim. Bakın dedim, Osmaniye'ye verilen sözü takip edeceğim. Bir yılın sonunda %10'unu bile vermeyeceksiniz. Kandırıyorsunuz dedim. Aklı sıra beni yalanladı. Verdiği rakamlar beni doğruladı. Bakın 6 Şubat'ın üstünden de bir aydan fazla geçti. Osmaniye'de konut ihtiyacı 20.502 idi. Kaç konut teslim ettiler? 1976. Yani %9.6. Özgür Özel ne hesap ettiyse, ne söylediyse öyle. Nasıl biliyorum? İl başkanım, Allah rahmet eylesin, Mehmet Başkan takip ediyor. Ediyordu, bilgileri veriyordu. Asu Başkan takip ediyor. Şimdiki il başkanımız Baha Başkan takip ediyor. Ve Osmaniye'de 20 bin konutun 1976'sı teslim edildi. 10 kişiden biri içeride, 9'u dışarıda. Şu anda toplam 8 bin konutun ihalesi yapıldı. Kimi temelde, kimi projede, kimi kaba inşaatta. Ama 12.500 konuta da daha çivi çakılmadı. İhalesi bile yapılmadı. Şimdi görünen şudur. Osmaniye ve deprem bölgesi seçimden önce verilen sözler tutulmamıştır. Yalnız bırakılmıştır. Peki Hatay'a diyordun ki bak Hatay, oyu bana vermedin, hizmet almadın, mahzun kaldın, kalmadın mı diyordu. Hatay'ı geçmiş seçim için cezalandırıp gelecek seçim için tehdit ediyordu, şantaj yapıyordu. E kardeşim, Osmaniye Cumhur İttifakı'nda Hatay gibi 25 bin kişi değil 1000 kişi vefat etti. Hatay'ın 25'te biri kadar binaya ihtiyaç var. Topu topu 25 bin konut vereceksin ama Hatay'da durum neyse Osmaniye'de durum öyle. Demek ki neymiş? İktidardan yana olmakla, aynı ittifakta olmakla sorun çözülmüyormuş. Demek ki neymiş? Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış.
Burada çiftçimiz çok. Fıstık başta olmak üzere Osmaniyeliler, tanımayanlar için söyleyelim. Osmaniyeli kimdir? Osmaniyeli alnının terini toprağa damlatandır. O topraktan bereket fışkırtandır. O bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanandır. Osmaniyeli haramdan ve yalandan korkan, kalbinde vatan, millet, bayrak sevgisi taşıyandır. Osmaniye güzel insanların, çalışkan çiftçilerin memleketidir. Şimdi o Osmaniye'de çiftçinin derdi büyük. Çiftçiye söz verdiler, milli gelirin %1'ini size vereceğiz diye. Avrupa Birliği bütün fonların yarısını tarıma ayırın diyor. Ama %1 verecek gayri safi milli hasıladan, onu da yapmıyor. Bakın geçen sene o %1'i verse 263 milyar lira destekleme hak ettiniz. Vere vere 85 vermiş. 173 milyar çiftçinin geçen sene bunlardan alacağı var. Ama size bulamadığı 173 milyarı tutuyor 152 milyar kur korumalı mevduata. Yani zengin döviz alınca fırlıyor ya, zengine diyor sen parayı bankaya koy, faizi ayrı bankadan al, kur artarsa biz sana veririz. Nasıl vereceksin? Aramızda toplarız. Osmaniyeli çiftçinin, işçinin, esnafın, memurun cebinden alınan vergilerle 152 milyar kur korumalı mevduatçılara para ödediler. Köprü geçişlerine garanti verdiler. Araba geçmedi, tünelden geçmedi, Zafer Havaalanı'na uçak inmedi. 162 milyar da ona verdiler. Ama çiftçinin 178 milyar desteklemesini vermediler. 19 liralık mazotu 43 lira yaptılar. Fıstıkçıyı mağdur ettiler. Üreticiyi mağdur ettiler. Bakın buradan söyleyeceğim sözün özü şudur. Recep Tayyip Erdoğan, hasbelkader Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltukta oturuyor. Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Ve arada bir fark var. Bu ülkenin kurtarıcısı, kurucusu, partimizin kurucusu ne diyordu? Çiftçi milletin efendisidir. Tayyip Bey ne diyor? Kızdımı al ananı da git diyor. Çiftçiyi yeniden bu milletin efendisi yapacağız. Söz veriyoruz. Şimdi burada emekliler için bir fıstık hesabı yapmam lazım, değil mi? Çünkü gidiyoruz Afyon'da sucuk hesabı yapıyoruz. İzmir'de gevrek boyoz hesabı yapıyoruz. Manisa'da üzüm, Antalya'da narenciye yapıyoruz. Osmaniye'de fıstık hesabını yapmak lazım. Bakın yer fıstığı geçen sene, tabii üretici için değil, tüketici için, kilosu 125 liraymış. En düşük emekli maaşı olan 7500 lira 60 kilo fıstık alıyormuş. Şimdi 10 bin lira en düşük emekli maaşı, fıstık olmuş 225 lira 44 kilo fıstık alabiliyor. Yani Osmaniye'nin emeklisi Osmaniye'nin fıstığına vurunca hesabı, geçen sene 60 kilo, bu sene döndüğünde 44 kilo. Geçen seneden bu seneye 15 kiloluk bir çuval fıstık yine emekliden alınmış, çalınmış. Fıstıkçı da kaybetmiş, emekli de kaybetmiş. Tabii hal böyle olunca emeklinin tek çaresi çalışmak. Geçen sene utanç verici bir rakam vereceğim. 65 yaş üstünde olup çalışanların sayısı resmi kayıtla 81 bin. Bu sene 211 bin.
Yani 65 yaş üstünde evde oturup torun bakması gereken amcalar, torun bakması gereken anneanneler, babaanneler gidiyorlar bir yerde çalışıp ekmeğini kazanmaya çalışıyorlar. TÜİK'e göre işsizlik 9.1. Gerçek işsizlik %26. Yani gerçek derken TÜİK son bir ayda iş aramayanı işsiz saymıyor. Adamın ayakları şişmiş, yılmış, ümitsiz, onu işsiz saymıyor. Haftada 2 saat bir yerde temizliğe gideni, cam sileni işsiz saymıyor. Onları da katınca %26 oluyor. Ama esas genç işsizliği Türkiye'de %40'ı geçti. Tayyip Bey, zaman zaman da Devlet Bey diyorlar ya, memlekette beka sorunu var diye. Bir memleketin en büyük beka sorunu dış güçlerin o ülkede hayal kurması değildir. Evelallah onu hallederiz. Bir ülkenin en büyük beka sorunu her 4 gencinden 3 tanesinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır. O ülkelerin burayı üzerinde hayal kurması değil, bizim gençlerimizin %75'inin zihninde bavulları toplaması. Fırsatını bulursam yurt dışına gitmek istiyorum demesidir. Yoksa öbür beka sorunu hallolur. Daha önce olmadı mı? Ne oldu? Daha önce matbaayı geç getirdikleri için, donanmayı Haliç'e kilitledikleri için, bilime fene değil safsataya değer verdikleri için ve gerekli gelişmeleri yapmayıp parlamento açmayıp tek adam rejiminde kaldıkları için ne oldu? Türkiye işgale uğradı. Hatırlayın, işgale uğrayınca ne oldu? Birileri işgal donanmalarına kırmızı halı serdiler ama birisi o donanmalara bakıp yanındaki rehaverine "Korkma çocuk, geldikleri gibi gidecekler" dedi. Biz de gençlerle gurur duyuyoruz. Sonra ne oldu gençler, bakın. O birileri Yıldız Sarayı'nın halka iskelesinden İngiliz zırhlısına binip kaçtı. Biri daha bindi. Nereye bindi? Bandırma vapuruna bindi. Samsun'a geçti. Memleketi kurtardı. Biz... İşte biz, hani diyor ya, hepimiz aynı gemideyiz. Biz hepimiz bandırma vapuruna binenleriz. Bandırma vapuruna binenlerin peşinden gidenleriz. Şunu söyleyelim. Beka askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Beka konusu deyince şundan emin olsunlar. Bir gün yeniden o dış güçler Türkiye'ye gelmeye kalkarsa Tayyip Bey çağırınca havaalanına giden kot pantolon üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen çeken ölmeye geldik diyenler değil, dedesi Çanakkale'de Conkbayırı'nda kefensiz yatanlar kurtarır memleketi. O yüzden bizim korkumuz yok ama korkusu olanlar var. Ben grup başkan vekiliydim, geliyordum. Genel başkan yardımcılarımız da öyle. Hiçbirimizin koruması yoktu. Hep siz diyordunuz, niye yok? AK Parti'nin genel başkan yardımcılarında, grup başkanında, grup başkan vekillerinde, bazı milletvekillerinde var. Şimdi genel başkan olduk. Belli miktar korumayı zorla veriyorlar. Onlara da diyorum ki sayıyı arttırmayın, vatandaşı üzmeyin, kimseye dokunmayın. Ama birisinin korkusu var. Tayyip Bey'in, sadece Tayyip Bey'in, dur abim dur, ne dur. Tayyip Bey'in, sadece Tayyip Bey'in koruması için
Geçen sene Ocak ayında 99 milyon, bu sene Ocak ayında %160 artışla 250 milyon lira para harcanmış. Bakın 257 milyonu şöyle özetleyelim. Bunu bir güne indirirseniz 8.3 milyon oluyor bir günlük. Bir günlük. Yani 492 tane asgari ücret. Yani 10 bin liralık emekli maaşından 838 emeklinin. Bakın buradaki 838 emekliyi topla, onlara bir ayda verilen para Tayyip Bey'in korunması için bir günde harcanıyor. Tayyip Bey, elbette cumhurbaşkanısın, elbette korunacaksın. Ancak 838 emekli maaşlık koruma Avrupa Birliği'ndeki liderlerin bırak bir günlük koruma parası, oradaki liderlerin 10 yıllık koruma parası değil, toplamının. Bu kadar büyük orduyla gezmek, 500 araçla gezmek, uçaklarla, helikopterlerle kendini korutmanın hiçbir manası yok. Millete sana koruma değil, millete iş lazım, aş lazım, senin aklını başına alman lazım. Son olarak şunu söyleyelim. En güzel de Osmaniye'de olur. Osmaniye, karşımızda Cumhur İttifakı var. AK Parti, MHP, Hüdapar hepsi birbirlerini bulmuşlar. Bir araya gelmişler, ittifak kurmuşlar. Hüdapar'ı biliyorsunuz değil mi? Domuz bağcılar. Hüdapar'ı biliyorsunuz. Bekar kadınları, sokak hayvanları gibi sahiplendirmek lazım diyen utanmazlar bunlar. Bunlar AK Parti, MHP, Hüdapar bir araya geldi. İttifak kurdular. Adı Korku İttifakı, Tehdit İttifakı, Şantaj İttifakı. Bizim ittifakımızın sloganı sevgi, birliktelik, kimseyi ayrıştırmak değil, herkesi birleştirmek, şeytanlaştırmak yerine kardeşleştirmek, ötekileştirmek yerine sahip çıkmanın ittifakıyız. Onların ittifakı Korkunun Cumhur İttifakı, bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca sevinen herkesin ittifakıdır. Türkiye İttifakı filenin sultanları dünya şampiyonu olunca bayrak göndere çekilirken, İstiklal Marşı söylenirken filenin sultanları ile birlikte ağlayanların ittifakıdır. Türkiye İttifakı 10 bin lirayla geçinemeyen emeklinin, siftahsız dükkan kapatan esnafın, hakkını alamayan, borcunu ödeyemeyen çiftçinin, alın terinin karşılığını alamayan işçinin, iş bulamayan gençlerin, Tayyip Bey'in atamadığı öğretmenlerin ittifakıdır. Türkiye İttifakı Türkiye'nin ittifakıdır. Şimdi Türkiye İttifakı'nın renklerini biliyor muyuz? Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. Ben Türkiye'ye güveniyorum. Türk insanına güveniyorum. Osmaniye'ye güveniyorum. Serkan kazanacak, Osmaniye kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Osmaniye, iki hafta sonra bugün sandık başındasın. Ve bu zorluklara, bu güçlüklere, bu yoksulluğa katlanmak zorunda değilsin. Bak,
buraya getiriyorum. Bu Serkan kardeşimi seçtiğinde ne olacak göstereyim. Bu Serkan kardeşimin iki omzu var. Bu omzundan birinde, sağ omzuna elini kim koyacak? Aha da söz veriyoruz. Sağ omzundaki el Mansur Yavaş'ın eli olacak. Sol omzundaki el Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak. Genel Başkan Özgür Özel tam arkasında duracak. Böyle arkasında. Seçin Serkan'ı. Seçin Serkan'ı. Osmaniye'ye yapılmamış hizmeti yapalım. Vatansever, memleketini seven Osmanlı'nın evladı, bu gencin önünü açın, Osmaniye'nin yüzünü güldürelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili Osmaniyeliler, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Belediye Başkan adaylarımız ve milletvekillerimizle birlikte siz saygıdeğer Osmaniyelileri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye, coşkuya teşekkür ediyor. Bugün bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarımıza, koordinasyon ve güvenlik konusunda başından sonuna bizlerden desteğini esirgemeyen Osmaniye Emniyeti'nin il teşkilatına ve bu pazar gününde bizleri yalnız bırakmayıp bizlerle beraber olduğunuz için en büyük teşekkürü sizlere ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili Osmaniyeliler.